Merhaba, ben Fran. Fran, Pixar Fran Animasyon here at Stüdyoları'nda Pixar teknik yönetmen olarak çalışıyorum. Animation Studios. Bugün sizlerle Pixar yerleşkesinde yer alan güzel bir binanın lobisinde bir aradayız. Bir önceki videoda öğrendiğimiz gibi filmlerimizi yapmak için kareler yaratıyoruz. Yani hikayenin geçtiği ortamları oluşturuyoruz. Mesela böyle bir ortam yaratmak istesem, öncelikle duvarlar ve zemin gibi en büyük yapıları yerleştirerek başlamam gerekir. Ardından şu arkamda gördüğünüz devasa şömine gibi çarpıcı olan nesneleri eklerim. Sonra orta büyüklükteki öğelere geçerim. Koltuk, masa ve sandalye seçimlerini yapıp bunları yerleştiririm. Son olarak da masanın üzerindeki dergiler veya şöminedeki odun parçaları gibi en küçük detaylara geçerim. Tüm bu nesneler bir matematik işlemi olan öteleme ile konumlandırılır. Ölçeklendirme işlemiyle uygun boyuta getirilir ve döndürme işlemiyle de doğru yöne çevrilir. Bu işlemlerin hepsi temel geometrik dönüşümlere birer örnektir. Bu bölümün devamında bunlara biraz daha yakından bakacağız. Filmlerimizde 3 boyutlu sanal alanlarda olan biteni bu dönüşümler sayesinde kontrol ediyoruz. Şöyle diyelim. Her noktanın 3 tane koordinatı var. X, Y ve Z. Bu videolarda bunu biraz daha basitleştireceğiz ve alan planımıza sanki tepeden izliyormuşuz gibi 2 boyutlu olarak bakacağız. O yüzden nokta için 2 tane koordinat yeterli. X ve Y. X koordinatı bir noktanın sağa doğru ne kadar uzakta olduğunu söyler, Y koordinatı da ne kadar yükseklikte olduğunu. Örneğin bu noktanın X koordinatı 3, Y koordinatı da 5'tir. Oyuncak Hikayesi filminden kendi karemizi yaratmaya başlamadan önce sıradaki alıştırmayı yaparak noktaları 2 boyutlu alanlarda nasıl çizebileceğinizi gözden geçirebilirsiniz.